Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Fulham bonservis konusunda diretiyor denilmiş. Galatasaray kiralamak için uğraşıyor. Terim'in kadrosunda görmeyi istediği seri için sarı kırmızılıların İngiltere'ye çıkarma yapmaya e, yapması bekleniyor. Transferin bu hafta bitmesi için her türlü formül denenecek deniyor. Bu arada Belhanda'nın gitmeye hazır olduğu aktarılmış. Eski takımı Nis, nisten gelen teklifi kabul ettiği belirtiliyor Belhanda'nın. Çünkü daha önce hiç kabul etmiyordu bu teklifleri Belhanda. Bu defa teklifi kabul etmiş gibi görülüyor. Onyekuru ve Markao e, yine... Gelmesi ve gitmesi muhtemel futbolcular. Gelmesi gitmesi muhtemel futbolcularla ilgili haberimiz birazdan ekranlarınıza gelecek. Ve Fotomaç gazetesinin baş sayfasını okurken ayrıntılarına bakacağız demiştik. İşte yeni stoper Alderete. Marcao giderse alternatifi hazırlanmış durumda. Brezilyalı Yıldız için Roma ile görüşmeler devam ederken Sarı Kırmızılı yönetimin Bazel'den Omar Alderete'yi gündemin aldığı ifade ediliyor. Galatasaray'da seri çıkmazı bir başka dikkat çeken haber. Ali Naci Küçük imzalı. Sarı Kırmızılılar Fildişi sahili futbolcuyu bu sezonda kiralamak isterken Fulham bu kez sözleşmeye zorunlu satın alma şartı koymak istedi. Bu şekilde oyuncunun maliyeti 11 milyon euroya çıkacağı için Galatasaray beklemeye geçti deniyor. Aslan Seri'nin peşini bırakmıyor. Takvim gazetesindeki haber Jean-Michel Seri için bugün kritik bir görüşme var duyurusu yapılmış. Takvim gazetesindeki habere göre. Belhanda bilmecesi başlıklı haberde ise sözleşme uzatmayan Katar ve Suudi Arabistan istemeyen Belhanda Nis'te pahalı bulundu. Galatasaray'da mutlaka satmak istiyor denilmiş. Şu haberi de okuyalım. Ondan sonrasında işte o gelenler gidenler transfer hareketli haber ekranınızda olsun. Galatasaray'a Onyekuru Lazım görüşü ön plana çıkmış. Fanatik'te bizim takım olarak tanımlanan yazarlarda Deniz Çoban, Mehmet Demirkol, Zafer Büyükavcı, Cem Dizdar ve Ali Ece'den oluşuyor bu yazarlar kurulu. Ve Onyekuru Lazım. Galatasaray'ımızda transfer haberleri bu şekilde. Gelin bu haberleri biraz daha detaylandıralım. Fatih Terim ondan vazgeçmiyor. Kritik görüşme başlayacak. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde taraftarlarını mutlu eden bir performans imza atan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha için bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, geçen sezon performansından memnun kaldı. Jean-Michel Seri'nin peşini bırakmıyor. Takvimde yer alan habere göre bu mevki için bir yandan Nakamba ile de görüşen sarı kırmızılı kurmaylar bugün seri için Fulham'la kritik bir görüşme yapacak. Bu görüşmenin en önemli nedeninin Fatih Terim'in ısrarla seri istemesi oldu. Bugün Fulham'la yetkililerle yapılacak görüşmede müjdeli haber gelebileceği ifade ediliyor. Galatasaray daha önce seriye finansal fair play nedeniyle bedavaya kiralamak istemiş ancak Fulham kabul etmemişti. Sarı kırmızı yöneticiler bu sefer bir miktar para teklif edebileceğini bildirdi. Ancak finansal fair play hesaplamalarında neredeyse baş başa olan Galatasaray'ın ciddi bir rakam önermesi söz konusu değil. Bunun için Sarı Kırmızı Kulübün futbolcu satışı yapması gerekiyor. Eğer futbolcu satışı olduğu takdirde seri yarın dahi Galatasaray'a gelebilir. Gündemde şu an çok seri haberleri dönüyor. Peki seri konusunda sizin fikriniz nedir? Serinin tekrardan Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Galatasaray'ın Markova planı ortaya çıktı. Galatasaray'ın 2019'un devre arasında Chavez'ten 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı marka sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla adından oldukça söz ettiriyor. Sabahın haberine göre Roma'nın gündeminde yer alan Brezilyalı Stoper için sarı kırmızılı yönetim 15 milyon eurosu peşin 18 milyon euro talep ediyor. Bu transfer döneminde satılmazsa sözleşmesi uzatılacak marka ile ilgili sarı kırmızılı kulüp uzun vadeli planlar yapıyor. Galatasaray 24 yaşındaki oyuncunun bu sezon içinde Brezilya A milli takımına seçilebileceği konusunda beklenti içinde. Sarı kırmızıların eski kaleci antrenörü olan ve Brezilya milli takımının teknik heyetinde görev yapan Taffarel'in teknik direktör Tite'ye sarı kırmızılı takımdan iyi bildiği oyuncu hakkında olumlu referans verdiği biliniyor. Markova'nın ciddi şansı olduğunu düşünen sarı kırmızılı yetkililer milli takıma seçilirse Markova'yı en az 25 milyon euroya satarız şeklinde görüşlerini paylaşıyor. Thiago Silva, David Luiz ikilisine veda eden sambacılar savunmada Marquinhos'a partner arıyor. Marco A genç olması ve sol ayağını kullanmasıyla rakiplerinin önüne geçiyor. Marco bugüne kadar Brezilya milli takımında hiç süre almadı. Sevilla'dan Diego Carlos, Real Madrid'den Milito ve Atletico Madrid'den Felipe bu forma için 24 yaşındaki oyuncunun rakipler arasında. Eğer Marco A Brezilya milli takımına seçilirse en az 25 milyon euroya satarız. Yunus Belhanda gitmeye hazır. Galatasaray'ın 10 numarası Yunus Belhanda eski takımı Nice'den gelen transfer teklifini kabul etti. Yeniden Fransa'da oynamaya sıcak bakan yıldız futbolcu önerilen yıllık ücret daha düşük olmasına rağmen kulüpten uzun süredir yapılan baskı sebebiyle Nice'e evet dedi. Sarı-kırmızı yönetim ise 7 milyon euroluk bonservis teklifini yukarı çekip aynı zamanda uzun vadeye yayılan ödeme takvimini daraltmaya ve taksi sayısını mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor. Galatasaray yönetimi bir yandan Nice kulübüyle pazarlığı sürdürürken diğer taraftan Fatih Hoca'nın bu transfer için onay vermesini bekliyor. Belhanda'nın satılması halinde gelecek olan bonservis parası 5 Ekim'e kadar diğer transfer çalışmalarında kullanılacak. Yönetim finansal fair play bütçesinde eksiye düşmeden kadro 2-3 takviye yapmanın peşinde. Harıl harıl orta sahaya sarı-kırmızılar Belhanda'nın ayrılması durumunda iki orta saha ve bir kanat oyuncusu transfer etmeye çalışacak. Galatasaray'ımızda uzun süredir gündeminde olan Fatih Terim'in de bir numaralı adamı olan Onyekur için ilk açıklama geldi. Son iki maçta Onyekur'a sadece 7 dakika şans deneyen Monaco'nun hocası Kovac adı tekrar Galatasaray transfer gündemine giren Henry Onyekur hakkında konuşuyor. Nijeryalı Yıldız'ın son iki karşılaşmada sadece 7 dakika şans bulması üzerine gelen Onyekur artık ikinci planda mı sorusunu yanıtlayan Kovac Yedek kulübesinde olan herkes gibi, Onyekuru'nun da sırası gelecek. Çok uzun bir maraton içerisindeyiz. Genç bir kadromuz var ve herkesi değerlendireceğiz. Önümüzde bizi bekleyen en kötü ihtimalle 45 maç var. Onyekuru'ya da sıra gelecektir. Açıklamasını yaptı. Umarım Monaco konyekuru bırakır da Galatasaray gelir. O da Galatasaray gelmeye şimdiden sıcak bakıyor. Galatasaray'da eğer Marco'a giderse yerine adam bulundu. Galatasaray, Marcao'nun transfer için Roma ile görüşmeleri sürdürürken Brezilyalı Yıldız'ın alternatifini de belirledi. Sarı Kırmızılar, Basel'den Omar Alderete'yi gündemine aldı. 23 yaşındaki genç oyuncu için herhangi bir teklif yapılmadı. Ancak Galatasaray'ın Basel'in içinde bulunduğu kritik mali durumdan faydalanmak isteyen takımlardan birisi olduğuna dikkat çekildi. Huracan'dan geçen sezon 1 milyon euro'ya transfer edilen Paraguaylı'nın 2023 yıllıklar sözleşmesi bulunuyor. 23 yaşındaki Alderete geçen sezon toplamda 48 maça çıktı. Savunmadaki başarılı futbolun yanı sıra 2 gol 1 asistlik performansı ile skor katkısı da yaptı. Öte yandan İtalyan Dele Sport'un Roma'nın Smalling için Manchester United'e ikna etme konusunda umudu kalmadığı için Marco Aya konsantre olduğunu yazdı. Arjantinli maestro gündemde Fatih Terim derbe öncesi orta sahaya bir takviye beklendiğini bir kez daha ifade etti. Tecrübeli hoca seri gibi regista profiline sahip oyuncumuz yok ifadesini kullanırken gözler yönetime çevrilmişti. Derbe öncesi orta sahaya takviye beklendiğini açıklayan Fatih Terim'in istediği ismin Arjantinya Juniors'ta forma giyen Fausto Ver olduğu kaydedildi. Michel Seri'nin yeniden kiralanması için henüz fulumdan izin çıkmadı. Seri'nin henüz kadroya girememesi ise umutları diri tutuyor. Bununla birlikte Başakşehir'den İrfan Can ve Arjantin Juniors'ta forma giyen Fausto diğer regista adayları. Manchester United'dan Alex Telles için şaşırtan teklif. Alex Telles'in mevcut sözleşmesi 2021 yılının yaz aylarında sona eriyor. Oyuncusunu bonservissiz şekilde göndermek istemeyen Porto, Brezilyalı futbolcu için 18 milyon sterlin talep etti. İstenen bedelde anlaşılabilecek bir zemin arayan Manchester United ise 5 Ekim'de kapanacak transfer döneminden önce ilk resmi teklifte bulundu. Kırmızı Şeytanlar 27 yaşındaki oyuncu için 12 milyon sterlinle Portekiz ekibine teklifini sundu. 2016 yılında Galatasaray'dan Porto'ya 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Teles, Portekiz ekibinden ayrılması halinde sarı-kırmızılara para kazandıracak. İki takım arasında anlaşma gereğince Porto Alex satışından elde edeceği karın %10'unu Galatasaray'a verecek.